Sevgili dinleyenlerimiz, Hayata Bakış'ta bugün konuğumuz, yaşam koçumuz Korhan Tunçkol e, ...bizlerle birlikte. Hoş geldiniz demek istiyorum ben. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Harikayız, teşekkür ederim. Evet, bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. E, sizinle birlikte Korhan Bey, e, farkındalığı konuşacağız. Aslında evet. e, yaşamımızdaki olaylara, e, bakış açımızı değiştirdiğimizde ya da kabul ettiğimizde ya da hani o teslimiyeti teslim olduğumuzda teslimiyeti yaşadığımızda farkındalık başlıyor galiba değil mi? O andan itibaren. Bu farkındalığın önemini konuşalım. Kişisel gelişim açısından, insanın gelişimi açısından neden önemlidir hayatımızda farkındalık? Neleri fark etmemiz gerekiyor? Evet. Aslında Teslimiyet aslında farkındalığın bir sonucu oluyor. Hı hı. Ee, bazı şeylerin farkında olmak bizi hayatta e, teslimiyete götürüyor. E, farkındalık neden önemlidir? E, çünkü bizim hayatımız aslında fark etmediğimiz birçok şey üzerine kurulu şu anda. Hı hı. Yani yaşadığımız her olay e, gerek bazı korkularımız olsun, e, bazı çekincelerimiz olsun, düşünce kalıplarımız olsun... Bunların etkisiyle yönleniyor hayatımız. Şimdi farkında olduğumuz zaman e, biz bazı şeylerin birçok şeyi neden yaptığımızı ya da neden sorun yaşadığımızı e, rahatça çözebiliyoruz. Şimdi farkındalığa değinmişken e, farkındalık e, nedir? Bir e, girelim isterseniz. yani hı hı. Nasıl e, oluşturulabilir? Evet buyurun. Şimdi bizim hayatta bir şeyleri çözebilmemiz ya da bir şey yaratabilmemiz için farkında olmamız gerekir. E, gerek ilişkilerimizde rahat olmamız, gerek bolluğu kendimize çekebilmemiz için e, bir farkındalık gerekiyor. Çoğu zaman da e, farkındalığımız olmadığı için e, birçok şeyi gözden kaçırıyoruz ve sürekli hayat içerisinde bazı kısır döngülere maruz kalıyoruz. Sürekli tekrarlanan olaylar... Hı hı. E, bir türlü aşamadığımız sorunlar, e, hepsi farkındalığın aslında e, yeterince geliştirileme işindendir. Şimdi farkındalık e, üç şekilde meydana gelir. E, fiziksel farkındalık vardır, e, zihinsel farkındalık ve duygusal farkındalık vardır. Hı hı. Şimdi fiziksel olan e, farkındalıkta, aslında bedenimiz bize sürekli e, bazı sinyaller veriyor. Evet. Ama biz e, o kadar yoğunuz ki bedenimizi dinlemiyoruz. Yani bilmiyorum e, seyircilerimizden, dinleyicilerimizden var mıdır ama e, genelde eve geldiğimizde sürekli yine bir şeylerle uğraşıyoruz ve oturup da şöyle bir kanepeye bir 5 dakika, 10 dakika kendimizi dinleme ya da bedenimizi dinleme e, fırsatı vermiyoruz diye düşünüyorum. Bunu yapmalıyız yani bir şekilde... Kendi bedenimizi dinlemeliyiz. Yani bir e, kanepe ya da yatağa, e, oturup bedenimizle konuşmaya ya da onunla iletişim kurmaya e, çalışmalıyız bir şekilde. <laughs> Bedensel farkındalık budur aslında. Kendi bedenimizi dinlemektir e, bir şekilde. Bedenimizle konuşmaya çalışırken bakın kaslarınız ne durumda? Bir gerginlik var mı? Bir <laughs> e, stres var mı? Bir yerde bir e, işaret veriyor mu size? Bunları algılamaya çalışın. Şimdi bedensel farkındalığın bir önemi de şudur. Sürekli gergin yaşıyoruz biz. Hayat içerisinde tabii yaşam koşuşturmacası başka sorunlarımız, tartışmalarımız, yaşadığımız çeşitli travmalar sürekli olarak bizim bedenimizi geriyor, kaslarımız geriliyor ve aynı zamanda bu gerginlik bizim e, enerji beden üzerindeki çakra merkezlerimizde tıkıyor. Hı hı. Çakralar büzüşmeye başlıyor bir şekilde. E, bu çok önemli gevşemek, bedeni dinlemek ve gevşetmek çok önemli bir e, konudur. Kendimize e, şifa vermek istiyorsak bir şekilde e, bir sorun yaşıyorsak Aslında kendimize rahatlamayı ve gevşemeyi öğretmekle, büyük bir fayda sağlamış oluruz. Gerek bedenimize gerekse ruhsal gelişimimize. Neden? Çünkü gergin ve stresli bir şekilde eve geliyorsunuz. Kendinizi gevşetmeden, rahatlatmadan yatağa giriyorsunuz. Aynı şekilde ertesi gün devam ediyorsunuz. Bu şekilde çakralar sürekli tıkalı. Siz kendinizi sürekli yorgun. Hatta bazı hastalıklar da belki vücutta görülmeye başlıyor. Hastalıkların sebebi zaten genelde zihinsel ve e, bu şekilde başlıyor. Neden? Çünkü çakralar aslında özümüzden gelen enerjiyi bedene aktaran e, nasıl diyelim elektronik terimi o transformasyon transformatörler midir? E, onun gibi bir terim kullanabilir. Yani enerji dengeleyerek vücuda düzenli bir şekilde düşürerek enerjiyi vücudun ihtiyacı olan e, voltajda organlara dağıtmaktır aslında çakraların görevi. Şimdi biz sürekli kasıldığımız ve gerildiğimiz zaman, bedensel farkındalığa ulaşamadığımız zaman bir şekilde bu çakralarımız büzüşüyor, kapanıyor. Ve bu şekilde enerjiyi bedene aktaramıyor. Ee, enerji bedeninde başlayan e, tıkanıklık dolayısıyla bedene yansıyacaktır. Hı. Çünkü beden e, hücreleri enerji alamayacaktır, beslenemeyecektir bir şekilde. Bizim hücrelerimiz sadece e, yemekle e, yani maddi e, şeylerle doymuyor. Enerji de alması gerekiyor. Hı hı. Aynı zamanda. Ve bu enerjiyi alamadığı zaman bir şekilde hastalıklar belirmeye başlayabiliyor vücutta. Bu yüzden bedensel farkındalık çok önemli. İşte burada bu hastalıklarda e, nefes terapileri devreye girebiliyor. Çünkü biz yaşadığımız travmalarda kasılıyoruz dedik ya. <laughs> mesela nefes koşuları ya da nefes terapistleri e, vücuttaki bu kasılma anlarını e, nefesle yaşatarak bir şekilde o duyguları açığa çıkararak sizin belli bazı akapunktur noktalarınıza dokanarak bu blokajları bu gerilimleri iptal ediyorlar e, aynı şekilde enerjiyle çalışan terapistler şifacılar olsun bu enerji bedeninde ki tıkanıklıkları, aura, çakra tıkanıklıklarını bir şekilde hissedebiliyor, temizleyebiliyorlar ve enerjilendirebiliyorlar. Ne oluyor bu sefer? Şifacının temizlediği enerji bedeni bir şekilde düzgün enerji aktarmaya başlıyor ve o organlar enerjiyi almaya başlayabiliyor ve bu da şifaya sebep oluyor. Yani aslında şifacıların yaptığı enerji beden üzerinde çalışmak, fizik beden üzerinde biliyorsunuz doktorlarımız çalışıyor. Burada şunu dile getirmek isterim. Gerçi dünyanın birçok yerinde bu uygulama başladı ama bizim burada henüz böyle bir talep ya da uygulama fikri gelişmedi. Şu andaki Batı tıbbıyla, yani bu son geçtiğimiz yüzyıl içerisinde gelişen Batı tıbbıyla bildiğimiz kadim bilgiler alternatif diyemeyeceğim, kadim bilgi diyeceğim. Çünkü eskiden bunlar vardı, alternatif değil. Eskiden sadece bu şifa yöntemleri vardı. Bunların aslında birlikte yürümesi gerektiğine inanıyorum ben. Hı hı. Umarım ileride buna yönelik düzenlemeler yapılır ve şifacılarla beraber bu enerjiyi aktarabilen... Artık dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor ama değil mi Koran evet. Artık tamamlayıcı tıp olarak... E, evet. görülüyor değil mi? Çin'de ve Almanya <laughs> gibi böyle büyük Avrupa ülkelerinde Evet bu uygulamaya başlandı. Bir şekilde hastalıkların artık ruhsal veya enerjitik bir bozulmanın sonucu da olabileceğine inanılıyor. <laughs> ve hep birlikte gerek bedene gerekse ruhsal yönden müdahaleye iki taraftan da başlandı. Umarım bizim ülkemizde de bu giderek gelişir Hı hı. Evet bedensel farkındalıkta e, bedenimizi dinlememiz gerektiğini e, söylediniz. Evet. E, belki birçok dinleyicimiz e, işte nasıl dinleyeceğiz, nasıl yapacağız diye e, akıllarından geçirmiştir. Nasıl yapacağız, nasıl dinleyeceğiz bedenimizi? E, buna bir örnek verebilir misiniz? Neler yapmamız gerektiği konusunda? Tabii ki şimdi bedenimize özen göstermek, ilgi göstermektir aslında bedensel hı hı. farkındalık bir şekilde. Spor yaparsanız, yürüyüş yaparsanız, bir şekilde nefesiniz de e, açılmaya başlayacaktır Hı. ve spor yaptığınız zaman bazı duygusal travmalar da yavaş yavaş çözülmeye e, ve nefesin de etkisiyle aldığınız nefesin de etkisiyle kendinizi daha iyi hissetmeye, daha zinde hissetmeye başlayacaksınız. Ama spor yapamıyorsanız, bir şekilde bedeninizle konuşmak için yani kendinize vakit ayırmanız gerek. Sakin bir köşede kapatın cep telefonunuzu Belki hafif bir müzik takabilirsiniz ama ona da gerek yok bence Şöyle sessiz sakin bir şekilde bir kanepeye uzandığınız takdirde e, Kendi içinize döndüğünüzde bedeninizde güzel bir yolculuğa çıkın Kapatasınızdan saç köklerinizden başlayın Alnınıza, gözlerinize, kulaklarınıza, burnunuza Yanaklar, dişler, boğaz, göğüs, e, sırt, omuzlar derken bütün vücudunuzda şöyle bir yolculuğa çıkın, bir gezin. Organlarınız ne durumda? Size ne söylüyorlar? Nasıl hissediyorsunuz? Bir gerginlik var mı? Genelde omuzlarımızda ve e, midemizin üzerindeki karın kaslarında genelde bir gerginlik olur. Çünkü e, omuzlar e, sürekli çalışmaktan hı hı. kasılır. Burası da midemizin üzerinde solar plexus çakrası üzeri olduğu için genelde kendimizi e, korumaya aldığımızda diğer insanlarla ilişkiler çakrası olduğu için Koruma aldığımız zaman orasında gereriz, o kaslar da gerilir bir şekilde. Bunların farkında olun, bedeninizde gezin, nerede bir e, gerginlik varsa bunu gevşetin. E şunu önerebilirim ben aslında gece yatmadan önce de olur bu. Yani yatağa yattığınızda alışkanlık haline getirirseniz eğer bütün vücudunuzu bir şekilde gevşetmeye başlayın, uyumadan önce tamamen gevşediğinden emin olunca o şekilde yatın ve uyuyun. Bunun nefes e, teknikleriyle mi yapacağız? Ya da düşüncelerimizle mi yapacağız? E, Bunlara bir tekneye ihtiyaç yok. Yani Hı -hı. bunu siz kendi kendinize yatarak bütün vücudunuzu e, evet. baştan aşağı e, izleyerek her Hı -hı. organınıza, her e, kasınıza ilgi ve özen göstererek onu Hı -hı. dinleyerek yapabilirsiniz. Bir şekilde. tabii nefes koşlarıyla da e, bu çalışmalar çok çok e, farklı oluyor. Şöyle ki bu blokajlar, bizi engelleyen blokajlar, düşünce kalıpları, korkular olsun, çakraların enerjiyi azaltması da aslında bizim hayatı yüzdelik olarak ne kadar daha az yaşadığımızı gösterir. Yani bizim enerji bedenimiz yüzde otuza düşmüşse, yani biz hayatı yüzde otuz yaşıyoruz. Ve çoğu kişiyi mesela nefes koşlarına giden insanları duyduklarını söylüyorum, henüz ben deneyimlemedim. Ee, bir anda öyle bir şekilde nefesleri açıldığını ve öyle bir e, kapasiteyle hayata bakmaya başladıklarını söylüyorlar ki e, gerçekten tavsiye edebilirim yani bu nefes terapilerini. Çünkü Hı -hı. o söyledikleri duygular, ifade ettikleri e, deneyimler gerçekten e, bayağı etkileyici oluyor. Yani hayatı otuz siz yaşıyorken bir anda Hayatı %70'lerde yaşamaya ya da %100'lerde yaşamaya başlıyorsunuz. Bu da tabi size %30 olarak gelen bolluğu, sevgiyi %100'e e çıkarabiliyor. Yani bu akışı sağlayabiliyorsunuz. Evet. Bir şekilde fiziksel farkındalığımız e, bu şekilde sağlanabiliyor. Hı hı. Diğeri e, zihinsel farkındalık. Ki en büyük sıkıntılarımızdan biri de e, zihnimizle alakalı. Zihin sürekli çalışıyor. Bir şekilde düşünceler zihnimizden geçiyor. Yani her gün 500 binle işte 1 milyon arasında düşünce geçiyor ve bunların maalesef %80-90'ı olumsuz. Yani maalesef zihnimizden bunlar yani ya kaygılarımız oluyor yani endişelerimiz oluyor. Bir şekilde bunları düşünüyoruz. Tabii ki şimdi şöyle bir şey vardır. Enerji düşünceyi takip eder. Yani bizim düşündüğümüz şeyler gerçek oluyor. E Tabii ki %80-90 oranında olumsuz düşünen bir insanın hayatının da pek olumlu olması beklenemiyor. Bu yüzden düşüncelerimizi düzelttiğimiz takdirde de aslında biz enerji alanımızı da düzeltiyoruz. Çünkü olumsuz düşünceler yine enerji alanımızda parazit yaratıyor. Ee, yargılamayın, eleştirmeyin, kınamayın diyoruz. Herkes kendi yolunda ilerliyor, kendi deneyimini yaşıyor başka bir varlığın neyi deneyimlediğini yani neyi yaşadığı bizi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren bizim neyi yaşadığımız, neyi yapıp neyi yapamadığımızdır. Bir şekilde bu yargılama, eleştirme, kınama, suçlama dış dünyayı artık suçlamaktan bıraktığımız takdirde zihnimizi büyük bir ölçüde rahatlatmış oluruz. Hı hı. Ve bu da bize büyük bir enerji akışı olarak kazanım olarak bize geri döner. Zihinsel farkındalıkta e, neler yaşadığınıza gün içerisinde bir odaklanın. Neler düşünüyorsunuz? Yani bu farkındalığa ulaşabiliyor musunuz siz? Neler düşündüğünüzün ya da e, nelere takıldığınızın farkında olabiliyor musunuz? Akıp giden düşünceleri bir seyredin. Eee Tabii bunu meditasyon yaparak da sağlayabilirsiniz ki meditasyon aslında gerek şifalanma, gerekse bu düşüncelerden e, aranma açısından iyi bir e, tekniktir. E, sürekli meditasyon yapılmasını öneririm. E, yapmaya da gerek yok. Eğer siz hayatın içerisinde akıyorsanız, bir sıkıntı hı hı. yaşamıyorsanız ve %100 olumsuz olumluysanız zaten siz hayat içerisinde meditasyondasınızdır zaten. Ama Gün içerisinde bilinçli zihnimizle o kadar çok çalışıyor ki sürekli bir şeyler düşünüyoruz, sürekli bir şeylerin hayalini kuruyoruz. Çoğu da olumsuz olabiliyor. Hmm. Ve bu bombardıman direkt bilinçaltımıza iniyor. Sürekli bilinçaltımız mesajlar alıyor bilinçli zihnimizden ve bilinçaltımızın öyle güçlü bir e, potansiyeli var ki inanamazsınız. Düşündüğünüz her şeyi gerçekleştirmeye çalışır. Olumlu ya da olumsuz olumsuz verseniz bile o mesajı alır ve onu gerçekleştirmeye çalışır bir şekilde. Bu yüzden zihinsel farkındalık çok önemli. Çünkü bu sizin yaşamınızı etkileyecektir. Düşüncelerinizi neler düşündüğünüz. Şimdi tabii işin biraz derinine girecek olursak aslında düşüncelerin sahibi de biz değiliz. Çünkü meditatif hallerde e, belli bir yerden sonra düşüncelerin sizden ayrı aktığını, ayrı akmakta olduğunu görürsünüz. Onlarla bir bağınız kalmaz. Meditasyonun ileri aşamalarında. Aslında biz düşünceleri benimseriz, Benimsediğimiz düşünceleri kendimize mal ederiz ve onlara bağlanırız bir şekilde. Hı hı. Ee, aslında biz düşünmüyoruz. Ama bu tabi ayrı bir konu. Bu düşünceleri azaltmanın önemi var şu anda. Yani olumsuz düşünceleri azaltarak pozitif düşünceleri çoğaltmak e, önemli bir e, faktördür burada. Şimdi burada tabii bir öneride bulunabilirim ben Yani nasıl biz kendimizi daha pozitif bir hale getirebiliriz Şimdi yine ee, Reşan Hanım Gün içinde o kadar çok şeyler yaşıyoruz ki e, Koray Bey Yani onlardan yaşadığımız olaylardan etkilenmemek e, ve olumsuz düşünmemek mümkün değil aslında evet. Baktığımızda e, ama düşünebiliriz de Şimdi farkındalıksız bakıyorsak hı hı. E, ve bilgimiz de yoksa e, her şey aslında bizim aleyhimize gibi görünüyor. Hı hı. Aslında herkes bizim birer e, e, düşmanımız demeyeyim de sanki rekabet ettiğimiz ya da bir şekilde mücadele etmemiz gereken parçalar olarak görüyoruz. Etrafımızda ayrı ayrı insanlar hı hı. E, üzerime üzerime gelen bir hayat sıkıntılı, sorunlu, beni işte kötü şeylerin beklediği bir ortam diye düşünüyoruz. Tabi bu biraz spiritüel bilgiyle biraz da farkındalıkla çözülebiliyor. Temel bilgiler şart ama ruhsal bilgiler şart oluyor burada. Şimdi bu pozitif durumumuzu artırabilmenin yolları var tabi. Bilinçaltıyla çalışılabiliyor hipnoz gibi şeylerle. Hipnoz neden işe yarıyor? Çünkü biz bilinçli zihnimizle o kadar çok uğraşıyoruz. Hayatımızın içerisinde vakit harcıyoruz ki sadece uyurken bilinçaltımız devreye giriyor O da rüyalarımız vasıtasıyla bile gele, bize gelen mesajlar varsa onları alabiliyoruz mesela hipnoz hipnozda kişi odaklanır kendi içerisine doğru bir yolculuğa çıkarılır yani bir kendisini yönlendiren birisi vardır o da yavaş yavaş o yolculuğa kendini bir şekilde odaklar ve kendi içine dönmeye başlar hipnoz bu açıdan etkili olur Çünkü o bilinçaltına bizim bilinçsiz olarak sürekli gün içerisinde verdiğimiz mesajlar doğrudan bilinçaltına inilerek değiştirilebiliyor ve yönü bir şekilde ya da algıladığı bazı şeyleri farklı algılaması sağlanabiliyor. Bazı alışkanlıklardan kurtulunabiliyor ve bunun gibi faydaları var. Bilinçaltına özen göstermenin gerekliliği burada ortaya çıkıyor. Yani bilinçaltının gücünü aslında size bir örnek vererek de gösterebilirim. Gerçek bir olay ve polis kayıtlarından alınmış bir olay. Ee, bir kitapta okumuştum orada. Ee, bir e, gemide çalışan bir e, işçi bozuk bir buzluğa giriyor. Onu tamir etmek amacıyla falan. Öğle yemeği sırasında giriyor ve kapı da arkasından kapanıyor bir şekilde. Tabi sesini duyurabilecek kimse de yok. Ve ondan sonra da paydos var sanırım. çok paniğe kapılıyor. Yazdığı nottan öyle anlaşılıyor. Çünkü polis bir not buldu. Ertesi gün o adam kas katı bir şekilde donmuş halde bulundu buzdolabında. Ama buzluk çalışmıyordu. Ve yazdığı notta da diyordu ki çok soğuk, üşüyorum. İşte aileme onları sevdiğimi söyleyen gibi bir şeyler yazmış. Bilinçaltımız o kadar güçlü ki inandığınız şeyi gerçekleştirebiliyor. Her şeyi. Hı hı. Ee, bu açıdan bilinçaltı çok önemli ve çok güçlü. Ve bizim yaydığımız frekanslar ya da başkalarının bizim hakkındaki düşünceleri de bizi etkiliyor. Diğer insanların bilinçaltılarıyla biz iletişim halindeyiz sürekli. Bir örnek daha verecek olursam, yine böyle bir örnek kızının sivilceleri var bir adamın. Ve bir türlü geçmiyor bu sivilceler. Ve adam sürekli şey diyor. İşte yani kızımın şu sivilceleri geçsin de kolumu veririm gibisinden şeyler söylüyor. Tabii düşündüğümüz şeyler bilinçaltımız için emir olduğu için e, bir şekilde bunu gerçekleştiriyor hayat. O düzenek sağlanıyor. Bir kaza geçiriyor adam ve kolu kopuyor. Kolu koptuğu anda kızının bütün sivilceleri geçiyor. Bakın kızının şuur altına nasıl işlemiş bilinç Babam kolunu kaybettiği zaman yani ben iyileşeceğim mesajı gitmiş evet. onun şuur altına. Bu şekilde biz e, birbirimizi de etkiliyoruz aslında. Gün içerisinde diğer insanlara biz ne yüklüyoruz, ne veriyoruz? Değersizlik yüklemeye çalışıyoruz. Ya da başka bir şekilde kendini kötü hissettirecek şeyleri yüklemeye çalışıyoruz. Birbirimize değersizlik yüklemeye çalışıyoruz. Halbuki biz ne verirsek onu alıyoruz hayata. Yani bizim e, diğer insanlar hakkındaki düşüncelerimiz, sevgi yayını ya da sevgi frekansındaysa aynı sevgiyi biz de karşımızdaki insanlardan göreceğiz. Bu yüzden ne düşündüğümüze de çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii bunun için de az önce bahsettik fiziksel farkındalığın yanı sıra zihinsel farkındalık da gerekiyor. Ne düşündüğümüze, neye odaklandığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Hı <laughs> hı. Ve diğer bir farkındalık e, dedik ki duygusal farkındalık. Şimdi duygusal farkındalık e, düşüncelerden çok daha yoğun enerji taşır duygular ve bizim hayatımızı yönetirler ve çok daha kuvvetliler. Ve genelde bizim taşıdığımız e, duygular da bizim kaderimizi belirler. Değiştiremediğimiz duygular vardır bazen. Ve çoğu insan bu duygularının farkında da değildir yani bir şekilde bu duyguları da fark edebilmek için yani duygularımızda neler yaşadığımız, yani olaylar içerisinde hangi duygulara girdiğimizi izlememiz gerekiyor. Yani gün boyunca bunları fark edebilirsek bunları bir şekilde kontrol etme ve onların etkisini azaltmayı başarabiliyoruz. Ama bunun için de farkındalık gerekiyor. Yani yaşadığımız olaylarda biz ne hissediyoruz? Yani bir olay yaşıyoruz. Karşımızdaki insan bize ne yaşatıyor? Hangi duyguyu hissediyorum ben? Değersizlik duygusu mudur? Güçsüzlük duygusu mudur? Yalnızlık duygusu mudur? Ben yaşadığım olaylardan hangi duyguyu alıyorum? Şimdi tabii duygular da sürekli bir birikimle oluşuyor. Yani yine bilinçaltımıza verdiğimiz mesajların yoğunluğu aslında bizim duygularımızı belirler. Bizim inancımızın güçlü olması da bilinçaltımızdan gelen duyguların gücüne bağlı. Eğer bir konuda inancımız varsa bu o konudaki bilinçaltı potansiyelimizin çok yüksek olmasından kaynaklanır. Ve o bizim aslında kaderimiz de olur. Bu yüzden bu da bilinçaltı ile alakalı aslında duygularımızı oluşturan da yine bizim düşüncelerimiz ve bilinçaltımızdaki kayıtlarımızdır. Evet, düşüncelerimiz çok önemli değil mi? O yüzden evet. düşüncelerimize dikkat etmeliyiz. Evet, kısa bir ara verelim. Sonrasında tekrardan sohbetimize kaldığımız yerden ara verelim Korhan Bey. Peki. Sevgili dinleyenlerimiz hayata bakışta yaşam koçumuz Korhan Tunçkolla birlikteyiz bugün ve kendisiyle farkındalığı konuşuyoruz. Müziğimizden önce de farkındalığın üç farklı aşamada olduğunu söylemiştik, değil mi? Evet, Korhan fiziksel, Bey fiziksel, zihinsel, zihinsel ve, duygusal. ve duygusal. Peki bu farkındalığımızı oluşturmak için neler yapacağız, neler yapmalıyız? Sizin tavsiyeleriniz, önerileriniz neler olacak bu? konuda. Evet. Şimdi sevgili dinleyicilere şunu söylemek isterim ki aslında farkındalıkla ilgili kendini geliştirebilecekleri internet üzerinde çok şey bilgiler var. Ama ben şu anda birkaçına değineceğim ve daha fazlasını internet üzerinden de bulabilirler. Öncelikle her tarafa bakmalarını öneririm. Renklere, şekillere, ışıklara, cisimlere, bu görsel Farkındalığı hı hı. geliştirecektir. Hayatın içerisindeki her şeye bakın ve her şeyi fark etmeye çalışın. Bu bir farkındalık çalışmasıdır aslında. Gözünüzle gördüğünüz her şeyin farkında olun bir şekilde. Çünkü biz yabancı bir ülkeye gittiğimizde mesela bakarız dağına, taşına, toprağına bakarız. Aa ne kadar farklı deriz. Halbuki aslında farkındalık kendi ülkemizde de dağa, taşa, toprağa baktığımızda ilk defa görüyormuş gibi bakabilmektir aslında. Çünkü evet. biz zaten nasıl nasıl olsa daha önce baktık diyoruz ve evet. e, öyle es geçiyoruz aslında hiçbir şeyin farkında değiliz. Bildiğimiz şeyler olarak görüyoruz. Her şeyi görmek, her şeye bakabilmek. Evet, bakmakla görmek arasında aslında bir fark vardır derler. Görebilmek gerekir. Sadece bakmak yeterli değil, de onu görebilmektir. Evet. E, diye böyle bir söz vardır bilmiyorum. E, siz ne dersiniz? az önce bahsettiğimizle benzeşiyor olabilir evet. yani. Bakıyorsunuz ama nasıl bakıyorsunuz? Evet. Görebiliyor musunuz gerçekteki oradaki renkleri, <laughs> ışıkları, tonları? Yoksa zaten daha önce gördüğüm bunları es mi geçiyorsunuz? Yani yeni bir yüzle her gün e, dünyaya bakmak gerekiyor aslında gözle. Ve dinleyin yani e, insanları dinleyin. Yani insanların konuşmalarını, müzikleri dinleyin, doğadaki sesleri dinleyin. Eşitsel farkındalıkla tabi alakalı bu. Seslerdeki farkı ayırt edin. Yani endişe var mı, mutluluk mu var? İşitsel farkındalığınızı geliştirmek için dinleyin bir şekilde. Dokunun ve hissedin diğer bir e, farkındalık yani dokunsal farkındalığı geliştirmek üzere. Dokunduğunuz yüzeyleri hissedin. neler hissediyorsunuz yani? E, bu egzersizleri bir alışkanlık haline getirir, getirirseniz e, farkındalık üzerinde e, faydalı olur. Tat alma duygusunu yaşayın. Yediğiniz yiyeceklerin tatlarını fark etmeye çalışın. Ee, bazen çok hızlı bir şekilde e, yemek yiyoruz ve e, tadını alamıyoruz. Bir şekilde midemize iniyor hemen. Tat alma duyumuzu geliştirebiliriz bu şekilde. Yemek yerken televizyon izlemeyin, gazete okumayın. E, sessizlik içerisinde yemeğimizi yemek ve onun tadına varmak e, güzel bir çalışmadır. Ve korkularımız e, hayatımızda önemli bir yer tutar korkular. E, bazen bir korku duyarsanız Bu sizi yıllarca önceye dö döndürür. Ve bu tabi bilinçaltımızla alakalıdır. Bunların farkında olalım bir şekilde. Yani korkularımız neler, hangi korkular yaşıyoruz. Çünkü birazdan değineceğiz korkulara ama e, farkında olmadığınız hiçbir şeyi değiştiremiyorsunuz. Yani bir <laughs> şekilde farkındalık yaşamanız gerekiyor. Aksi işte bir korku geldi geçti deriz. Farkında olmayız bir şekilde. Bunların da farkında olmak, dönüştürebilmek açısından korkuları çok önemli bir faktör. Nefes alışverişimizi fark edelim. Her nefes alışverişimize odaklandığımızda sakinleşmeye başlarız biz. Genel aslında biz e, stresliysek eğer kısık kısık e, nefesler alırız. Gerçi bunu nefes koçları, terapistleri daha iyi bilecektir ama e, gün içerisinde yaşadığımız sıkıntı ve gerilimler bizim nefesimizi de daraltıyor. Bir şekilde biz nefesimizi kısıyoruz ve e, onun kapasitesini daralttığımız için de bedene yeterince oksijen gidemiyor ki bu da bazı hastalıkların e, sebebi olabiliyor. Çünkü oksijen alamayan hücrelerin işte kanserojen kanserli hücrelere dönüşebildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Duygularınızı yaşayın, yani bir şekilde neler hissediyorsunuz, onları bastırmaya çalışmadan neler yaşıyorsunuz, yani onları yaşayın, izin verin ve farkında olun yaşarken. Ee, özellikle şuna değinmek isterim, yani bazı şeyler adına biz duygularımızı bastırıyoruz. Ne bileyim bir yerde amir olmak için ciddi bir e, görüntüye bürünüyoruz, bazı duygularımızı bastırıyoruz ya da ne bileyim spiritüel bir görüntü göstermek için e, duygularımızı bastırabiliyoruz. Duygular bir şekilde yaşanmalıdır yani onların yaşanmasına izin vermek gerekir bir şekilde. Hı -hı. Şimdi bazen olumsuz duygular da gelir. E, aslında burada bir bilgi vermek isterim. Şimdi hayata bazı şeyleri yaşarken güzel şeyleri olayın içerisine girip o, o duyguları gerçekten yaşayarak neşeyle yaşarsanız e, çok keyifli e, bir hayat süresiniz Görürsünüz zaten o insanlar o şekilde yaşayan insanlar neşeli diller Yaşadıkları anlamlı olurlar. Bazen olumsuz olaylar geçebilir başımızdan. Öyle bir durumda da şöyle bir adım çekilip sanki olayı uzaktan izliyormuş gibi eee yaşamak yani o duyguları, olumsuz duyguları katmadan yaşamak bizim için avantaj olabiliyor. Ama bazı insanlar da vardır ki sürekli bütün olayları dışarıdan bakarmış gibi yaşıyorlar. Yani baktığınızda o insanlara bir tepki yoktur, bir yüzlerinde mimik yoktur, bir ifade yoktur. İşte onu değiştirmek gerekir belli bir yerden sonra. Sadece olumsuz olayları uzaktan, duygularımızı katmadan, nötr yaşarsak bizim için daha iyi olur. Sürekli bunu alışkanlık haline getirirsek tepkisiz ve ifadesiz bir insan olabiliriz. Duygular yaşanmalıdır bir şekilde. Hı hı. Uzaktan bakma dediniz e, Korhan Bey. Bunu nasıl e, yapmamız gerekir. Nasıl bakabiliriz? Çünkü yaşadığımız olaylarla o kadar iç içe oluyoruz ki o kadar haşır neşir oluyoruz ki dünya ile bağlantımız kesiliyor. Sadece kendimiz ve olay oluyor ve onun içinde sürekli yoğruluyoruz. Tabii ki olumsuz düşünceler birbiri ardına sıralanıyor ve çıkış yolunu bulamıyoruz. imkansız hale geliyor. Ama az önce sizin de söylediğiniz gibi hani dışarıdan bakmak farklı bir bakış açısı getirecektir sanıyorum. Bunu nasıl yapmak gerekir? Evet. Sonuçta yine olay farkındalığa bakar. Yani biz hı hı. E, farkında değilsek olayın içerisinde olayla bir oluruz. E, yine bizim burada farkındalığın yanı sıra bağımlılıklarımızla alakalı bir şey vardır. Yani biz hı hı. bir olaydan rahatsızlık duyuyorsak bir şeye bir bağımlılığımız vardır ki biz rahatsız oluyoruz. Niye o bağımlılığımız var? Yani bir insanın ölümünden rahatsız olduysak, yani bir yakınımız tabii ki üzüleceğiz ama hı hı. E, demek ki biz onun ilgisine, sevgisine bağımlı bir hale gelmişiz. Yani onsuz yaşayamayacağımızı düşünüyoruz. Aslında onun ölümüne değil, biz kendi halimize alıyoruz aslında bir şekilde orada. Bağımlılık yaratan acı nedir? Bunun farkına varmak lazım. Yine farkındalık aslında ama nerede bağımlılık yaşıyorsunuz? Bağımlılık nedir? Şimdi sizin bir arabanız var arabayla gidiyorsunuz ve lastiğiniz patlıyor. Küplere biniyorsunuz. Evet. Sizin burada bir bağımlılığınız var. Lastiğinizin patlamaması lazım. Öyle bir bağımlılık oluşturmuşsunuz. Halbuki siz bu bağımlılığı tercihe dönüştürürseniz tercih seviyesine getirebilirsiniz. Nasıl olurdu olay? Lastiğiniz pat Lastiğiniz patlar. Yani siz inersiniz. Aa, patlamış patlamıştırsiniz. Olsun. Yani tercihim değildi ama madem böyle oldu bu şekilde bir şekilde izin vermek aslında. Yani biz bir şeylere izin veremiyorsak, takılıyorsak bu bağımlılıklarımızdan dolayıdır. Ve aynı şekilde daha derine gidecek olursak biz kendimize de çok bağımlıyız. kendimize de çok ciddiye alıyoruz. Ben bir bakıyorum şimdi. Yani ben sürekli değişiyorum. Kendi içimde sürekli dönüşüyorum. Ben bir süre önceki insan değilim. Yani benim bir şeye bağlanmama neden ihtiyaç olsun ki? Ben sürekli değişen bir şey bir şeysem zaten gerçi ben kimim sorusu geliyor orada. Yani sürekli değişen biriysem ben kimim sorusu geliyor ama e, bu da neyi gösterir? Yani çok bir şeylere bağlanmaya gerek yok. Bizim kendi benliğimiz sürekli değişen bir yapıda. Bütün hayat aslında bir benlikler ilişkisinden başka bir şey değil ve benlikler sürekli değişebiliyor. Evet. Benliklerin altındaki kendinin farkında olan şuura bakmak lazım aslında. O birlik şuuruna. Biz ne kadar bağımlı olursak, yaşadığımız olaylara, kendimize ya da bazı saplantılarımıza ne kadar bağımlı olursak o kadar bu birlik şuurunu kaybediyoruz. Çünkü akamıyoruz hayatın içerisinden. Bazı şeylere izin de veremiyoruz. Bu durumda tabii ki olaylara dıştan da bakamıyoruz. Çünkü olaylara zaten bize bağımlılıklarımızı olaylar çözmek için sürekli uğraşıyor yaşadığımız olaylar. Ama biz hala daha bağımlılıklarımıza takıldığımız için acı çekiyoruz. Olayın dışına çıkamıyoruz çünkü o bağımlılığımız var orada. Tutunmuşuz hı hı. bir yerlere. Sürekli hayat bizi bu bağımlılıklarımızı bırakmaya, korkularımızı temizlemeye ve birlik halini ulaştırmaya çalışıyor. Olayların temel gayesi budur. Yani şu anda insanlar kendilerini korumasız ya da rastgele olaylar dizisinin bir mağduru ya da kurbanı gibi görebiliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Yani biz bu dünyaya bir şekilde gelip gidiyoruz. Reenkarnasyonlar var. İnansak da inanmasak da. Ve bu geliş gidişlerimizde bizim şuurumuz kapanıyor ve daralıyor. Eski yaşamlarımızı hatırlayamıyoruz. Ama eski deneyimlerimiz, eski kazanımlarımız bize kalıyor. Bir şekilde daha ileriye gitmek için, e, sevgiyi açığa çıkarabilmek için, ruhsal gücümüzü özümüze açığa çıkarabilmek için e, bazı deneyimler yaşamamız gerekiyor. Ve bunun planını, programını yaparak geliyoruz buraya, dünyaya. Hı hı. Ve bunu bize insanlar, çevremizdeki insanlar görevli olarak, sevgiyle bu olayları yaşatmaya başlıyorlar. Ama biz ne yapıyoruz? Yine farkındalığımız ve bilgimiz az olduğu için gelen olaylardaki mesajları alamıyoruz bir şekilde. Halbuki gelen olaylardaki mesajları direnmeden alabilsek, yaşasak ve öğrensek o olayları bir daha yaşamayacağız. Aynı şeyler başımıza sürekli gelmeyecek. Olaylar önce sivrisinek gibi gelir ve biz algılayamadığımız, anlayamadığımız sürece mesajı ondan sonra Ramazan topuzu gibi gelmeye başlar. Yani bir şekilde bu bağımlılıklarımızla da alakalı bir şey. Yani nelere bağlanıyorsunuz? Nelere tutunuyorsunuz? Tutunacak hiçbir şey yok aslında. Çıplak geldik, çıplak gideceğiz. Niye tutunuyorsunuz? Sadece her şey bir araçtır. Hı hı. Maddi beden de böyle. Bir araçtır. Buna dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Ee, olaylara nasıl dışarıdan bakabiliriz hı hı. diye sordunuz. Evet bağımlılıklarımızın farkında olarak olaylara dıştan bakabiliriz. Hı hı. Yolu bundan geçer diyorsunuz. Evet, acının kaynağını araştırmanız gerekir. Bu da farkındalıkla olur. Hı hı. Benim neye bağımlılığım var? Evet. Evet, Duygular yaşanmalıdır dedik ve düşüncelerinizi fark edin ve yaşayın. Aynı şekilde yine neler düşünüyorsunuz? Nelere enerji akıtıyorsunuz? Niye odaklanıyorsanız ona enerji veriyorsunuz. Ee, şöyle bir şey söylemek gerekir. Mesela sır kitabında da vardı bu, secret dediğimiz. Evet. Sanırım ee, rahibe da mı bahsediyordu, emin değilim ama mesela savaş ortamlarında hiç görünmez yani o ortamlara gitmezmiş. Ee, çünkü o ortama gittiği zaman o enerjiye e, odaklandığı ve o enerjiye e, kanal olacak, kaynak olacağı için o ortamlarda bulunmazdır. Neyi düşünüyorsanız ona enerji aktarırsınız. O kendi yerinde kalmayı ve sevgi mesajı vermeyi, sevgide olmayı seçti. Eğer siz bir şeyler için sürekli düşünce harcarsanız o şeye enerji verirsiniz. Mesela şu anda ben e, insanlarla sohbet ediyorum mesela. E, nasılsın diyorlar. Harikayım diyorum. E, nasıl olur ya sen bu memlekette bu şekilde bu sorunlar varken Evet. Şimdi sürekli sorunlara o da anıldığı için sorunlar da giderek büyüyor. Çünkü enerji katıyorsunuz Sonuçta bu düşündüğünüz, korktuğunuz her şeyi toplum olarak yaşayacağız. Bir şekilde Hı. bunu düzeltene kadar. Bu açıktır. Niye Bundan oda? geçiş yok diyorsunuz. Evet. Niye odaklandığınız çok önemli. Şu anda e, ekonomik krize odaklanılıyor. Yaşayacağız bir şekilde. Ama siz kendiniz içerisinde çalışma yapabilirsiniz. Bir şekilde olumlamalarla bolluk bereket içerisindeyim. E, bereket hmm. bana su gibi akıyor gibi şeyler söyleyebilirsiniz kendi içeriniz, içinizde. Ki bunu yapmak da fayda olur. Çünkü toplumun düşüncesi bizim düşüncemizi de etkiler bir yerden sonra. Buna karşı bir adım atmamız gerekebilir bazı durumlarda. Hmm. Tabii e, sohbet ediyoruz. İnşallah insanlar e, ne demek istediğimizi anlarlar da şu düşüncelerin artık böyle olumlu bir e, rotaya hmm. getirebilirler inşallah. Çünkü Enerji düşünceyi takip ediyor. Yani siz kendinizi bir projeksiyon, evet. bir e, kamera gibi düşünün. Evrensel enerji geliyor. Sizin zihniniz bir kameradır. Hı hı. Siz neyi yansıtırsanız o gerçekleşecektir hayatınızda. Korku filmi yapıyorsanız korku filmini yaşayacaksınız. Ama siz bunu bir aşk filmine de çevirebilirsiniz. Bir sevgi filmine de çevirebilirsiniz. Hı hı. Düşündüğünüz şeyler gerçek olur. Evet. Buna dikkat etmek gerekir. Yani düşünce Eşittir enerji. Düşündüğünüz şey enerji takip eder ve o gerçekleşir. Tabii bunu yaratım konusunda da e, yaratım nasıl yapılır hı hı. E, değinebiliriz daha sonra. Evet. Yani her şey bizim elimizde. Evet. Değil mi İnanılmaz yaratıcılığız. Hı hı. Ee, evet, bunu da ilerleyen programlarımızda daha e, detaylı bir şekilde ele alabiliriz aslında, değil tabii mi ki, bu evet. yaratım, yaratıcılık konusunu? Evet. Düşüncelerimizi fark edelim dedik ve Kendimiz olmayı ve ben olmayı yaşamak lazım aslında. Ee... İşte onu yaşayamıyoruz Korhan Bey. Yani biz olmayı başaramıyoruz, kendimiz olmayı başaramıyoruz. Sürekli kalıplara giriyoruz. Ee, hmm. Yani bunu gün içerisinde de sıkça da yapıyoruz aslında değil mi baktığımızda. Normal yaşam, günlük yaşamımızda bunu da sürekli yapıyoruz. Kendimiz nasıl olacağız? Bu yolu nasıl bulacağız? Evet. Aslında biz bu dünyaya gelirken kendimiz için plan yaparak geliyoruz Hı -hı. ama hep bir e başkaları için yaşıyoruz. Evet, ama Bize birçok <laughs> etiketler yapıştırılıyor evet. işte. Annemiz babamız başlıyor işte. O iyi bir çocuktur. Yani çok evet, akıllı, evet, çok efendidir evet. falan. E Efendi olmak adına ya da iyi iyi görünmek adına ya da başkalarının ne söylediğini Hı -hı. E kale alarak yaşamak adına biz kendi hayatımızdan vazgeçiyoruz. Evet. Yani benim içimde başka bir şey var. Ee, onu yapmak yapmaktan çekiniyorum. Yani çeşitli türlü kalıplar ekleniyor bize. Evet. Yani bizim doğal bir yapımız var aslında. Kendi getirdiğimiz düşüncelerimizle kendimi gerçe kendimizi gerçekleştirmek için planlarımız var. Biz bu planlarımızdan vazgeçiyoruz. Kimin adına? Annemizin, babamızın adına. Eşimizin adına, çocuğumuzun adına ya da çalıştığımız ortamdaki insanların adına. Aman onlar üzülmesin ya da onlar ne der, başkaları ne der korkularıyla evet. e, sürekli bu şekilde yaşayıp gidiyoruz. Biz yokuz aslında. Bu yüzden e, sürekli insanlara ruhsal bilgiler verilirken siz aslında ölüsünüz diye bir şey söylenir işte. Burada söylemek istenen budur. Aslında biz otomatik bir hayat yaşıyoruz. Toplumun evet kendi kurallarına, kendi değer yargılarına göre kendimizi uydurmuşuz ve bu şekilde gidiyoruz. Bir kişi çıkıp da ağzını açtığı zaman bu düzen tamamen bozuluyor. Herkes öfkelenmeye ve sinirlenmeye başlıyor. Bir örnek vermek gerekirse İsrail kavmi yıllarca işte bir kurtarıcı bir şey istedi. Yahudi kavmi diyelim. Evet. Ve o kurtarıcı geldiği zaman İsa <laughs> Gerçekleri söylediği zaman pek de e, işlerine gelmedi tabii ve bir şekilde e, onu çarmıha germek ya da egale sart dışı bırakmak e, gerekebilir çünkü gerçekler bazen acı olabiliyor. Değil mi? Bunun gibi e, şeyler. Eğer siz başkalarının söylediğini ya da başkaları için yaşıyorsanız siz aslında e, bu dünyada yaşamıyorsunuz. Ve biz aslında bu dünyaya bazı yaşam derslerini, bazı deneyimleri yaşamak, öğrenmek için geliyoruz. 400'e özelliği yaşam boyudur. Yaklaşık gidip geliyoruz. Sadece 144 yaşam dersi var ve biz bu kadar seferdir gelip gidiyoruz çünkü uyuyoruz sürekli. Bir türlü bu yaşam derslerini bitirip de yükselişe, üstadlık yoluna geçemiyoruz. Geçebilen birkaç cesur ruh var gerçekten. Kendini bu toplum yapısından çıkarabilen, özgür düşünceye kavuşabilen e, cesur ruhlar da var. Şimdi bu dönemde e, e, yapılmaya çalışılan şey toplu yükselmek, insanlık olarak büyük bir uyanışı e, sağlamak. İşte yaşam koşulu teknikler olsun, hipnoz olsun, nefes koşulu olsun. Niye bu kadar bu dönemde bu bilgiler bu kadar çok artıyor? Ya da melek koşluğu gibi şeyler, bilgiler artıyor. Hı hı. Çünkü bunun buna ihtiyaç var bu dönemde İnsanlığın toplu bir Yükselişe geçmesi lazım. Bizim zihnimiz değişmiyor. Zihnimizin çalışma şekli hep aynı kalmıştır. Neandertal zamandan bu zamana kadar. Eğer biz düşüncelerimizle e, ya da aldığımız bilgilerle yükselebilseydik e, bir şekilde bugüne kadar çok bilgi sahibi olan insanlar hı hı. çoktan e, evliye ya da ermiş olurdu. Yani bir şekilde bazı şeyleri bırakmakla ee, bu hayatta ilerleniyor. Bazı şeylerin farkına vararak ve bazı şeylerinden feragat ederek, bırakarak, teslim olarak bir şekilde ilerleniyor bu hayat içerisinde. Ee, bunun yolu da tabii ki bir şekilde farkındalığa e, ulaşmakla oluyor. Kendi hayatınıza sahip çıkmakla oluyor. Ee, belki sert bir örnek olacak ama mesela bir buda aydınlanmak için eşini ve çocuğunu bıraktı. Bir şekilde terk etti sırf aydınlanmak için çevremize çok bağımlıyız. Gerçekten biz kendimizi özgürce tek bir ruh olarak hiç kimseye aldırmadan ifade edemiyoruz. Çünkü kaygılarımız var, korkularımız var, endişelerimiz var. Ben bu şekilde kendimi ifade edersem an olacak işte annem babam bana artık yardımda bulunmayacak, destek alamayacağım olacak işte ben aç kalacağım. Ya da kendimi düzgün bir şekilde ifade edersem, doğru bir şekilde ifade edersem iş yerimdekiler beni beğenmeyebilir, amirim beni Ters diyebilir, işimi kaybedebilirim. Sürekli korkularımız ve endişelerimiz var. Halbuki biz düşündüğümüz şeylerin gerçek olacağını bildiğimiz takdirde hiçbir korkumuz kalmaz. Neyi düşünürsek onu gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden diyoruz ki farkındalık, bedensel farkındalık, zihinsel farkındalık ve duygusal farkındalık. Bir şeylerin farkında olduğunuz zaman Onları değiştirebilirsiniz ve fark edeceksiniz ki bir yerden sonra çoğu şeyi aslında farkında olmadığınız şeyler için yapıyorsunuz. Gidip bir büyük arabayla bir cip alıyorsunuz. Farkında değilsiniz aslında kendinizi değerli hissetmek için ya da bir ilişkiye girmek istiyorsunuz. İlişkiye girmek istiyorsunuz, yaşamak istiyorsunuz ama farkında değilsiniz aslında o ilişkiyi yalnız kalmamak için ya da sevilmeye ihtiyacınız olduğu için o ilişkiye giriyorsunuz bir farkındalığa ulaştığınız zaman artık çoğu şeyi yapmak istemez hale geliyorsunuz. Çünkü altında yatan nedenleri biliyorsunuz. Neyin için yapmak istediğiniz çok önemli. Bu yaratım konusunda da dile getireceğimiz bir şey olabilir. Çünkü gerçekten bir şey istiyorsunuz, yaratmak istiyorsunuz ama neyin için istediğiniz çok önemli. Çünkü siz bu dünyaya gelirken aslında başka planlar yaparak başka Ruhsal deneyimler kazanmak üzere geliyorsunuz. Ama bu dünya alemine geldiğinizde tek amacınız para, pul, işte bir eş, güzel bir aile. Ee, tek amaç bu oluyor. Ve yitik bir yaşam daha. Bütün yaşamı heba ediyoruz bu şekilde. Hayatın daha derin anlamları var. Bir şekilde bugüne kadar bize bilgi vermeye çalışanlar oldu. Peygamberler olsun, diğer ruhsal insanlar olsun, gerçekleşen mucizeler olsun. İnsanlar bunları hep es geçiyorlar. İnsanlık olarak potansiyelimiz Yüce bir potansiyelimiz var. Bunların farkındalığına yavaş yavaş ulaşıyoruz. Bir şekilde. Hı hı. Evet, kendimiz olmayı ben olmayı yaşayalım dedik. Bu dünyada ve bu boşlukta yer kaplayan kendimizi yaşamalıyız. Ve farkındalığınızı fark edin. Yani bunların farkında olduğunuzu, sizin farkındalık sahibi olduğunuzu da e, fark ederseniz farkındalığına ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum hayat içerisinde hmm. ve yaşadıklarınız üzerinde evet artık uyanma zamanı ve farkında olma zamanı değil evet. mi Korhan Bey evet çok teşekkür ediyoruz bugün bizlerle birlikte oldunuz farkındalık konusunda çok değerli bilgileri bizlerle dinleyenlerimizle paylaştınız size teşekkür ediyoruz gelecek programlarımızda tekrar görüşmek üzere diyorum sağ olun efendim ben de teşekkür ederim sağ olun enerjiyi Dengeleyerek, vücuda düzenli bir şekilde düşürerek enerjiyi, vücudun ihtiyacı olan e, voltajda organlara dağıtmaktır aslında çakraların görevi. Şimdi biz sürekli kasıldığımız ve gerildiğimiz zaman, bedensel farkındalığa ulaşamadığımız zaman, bir şekilde bu çakralarımız büzüşüyor, kapanıyor. Ve bu şekilde enerjiyi bedene aktaramıyor. E, enerji bedeninde başlayan e, tıkanıklık, Dolayısıyla bedene yansıyacaktır. Hı -hı. Çünkü beden e, hücreleri enerji alamayacaktır, beslenemeyecektir bir şekilde. Bizim hücrelerimiz sadece e, yemekle e, yani maddi e, şeylerle doymuyor. Enerji de alması gerekiyor Hı -hı. aynı zamanda. Ve Bu enerjiyi alamadığı zaman bir şekilde hastalıklar belirmeye başlayabiliyor vücutta. Bu yüzden bedensel farkındalık çok önemli. İşte burada bu hastalıklarda e, nefes terapileri devreye girebiliyor. Çünkü biz yaşadığımız travmalarda kasılıyoruz dedik ya. <laughs> mesela nefes koçları ya da nefes terapistleri e, vücuttaki bu kasılma anlarını e, nefesle yaşatarak bir şekilde o duyguları açığa çıkararak sizin belli bazı akupunktur noktalarınıza dokanarak bu blokajları, bu gerilimleri iptal ediyorlar. Ee, aynı şekilde enerjiyle çalışan terapistler, şifacılar olsun bu enerji bedeninde ki tıkanıkları, aura, çakra tıkanıklarını bir şekilde hissedebiliyor e, temizleyebiliyorlar ve enerjilendirebiliyorlar. Ne oluyor bu sefer? Şifacının temizlediği enerji bedeni bir şekilde düzgün enerji aktarmaya başlıyor ve Bedenimizle konuşmaya çalışırken bakın kaslarınız ne durumda? Bir gerginlik var mı? Bir hı hı. E, stres var mı? Bir yerde bir e, işaret veriyor mu size? Bunları algılamaya çalışın. Ee, şimdi bedensel farkındalığın bir önemi de şudur. E, sürekli gergin yaşıyoruz biz. Hayat içerisinde tabii yaşam koşuşturmacası... E, başka sorunlarımız, tartışmalarımız, yaşadığımız çeşitli travmalar sürekli olarak bizim bedenimizi geriyor. Kaslarımız geriliyor ve aynı zamanda bu gerginlik bizim enerji beden üzerindeki çakra merkezlerimizle tıkıyor. Hı hı. Çakralar büzüşmeye başlıyor bir şekilde. Bu çok önemli. Gevşemek, bedeni dinlemek ve gevşetmek çok önemli bir konudur kendimize şifa vermek istiyorsak bir şekilde bir sorun yaşıyorsak aslında kendimize rahatlamayı ve gevşemeyi öğretmekle büyük bir fayda sağlamış oluruz. Gerek bedenimize, gerekse ruhsal gelişimimize. Neden çünkü gergin ve stresli bir şekilde eve geliyorsunuz. Kendinizi gevşetmeden, rahatlatmadan yatağa giriyorsunuz. Aynı şekilde ertesi gün devam ediyorsunuz. Bu şekilde çakralar sürekli tıkalı. Siz kendinizi sürekli yorgun. Hatta bazı hastalıklar da belki vücutta görülmeye başlıyor. Hastalıkların sebebi zaten genelde zihinsel ve bu şekilde başlıyor. Neden? Çünkü çakralar aslında özümüzden gelen enerjiyi bedene aktaran Nasıl diyelim? Elektronik terimi, transformasyon, transformatörler midir? Onun gibi bir terim kullanabildiğimizi rahatça çözebiliyoruz. Şimdi farkındalığa değinmişken, farkındalık nedir? Bir girelim isterseniz. Yani nasıl oluşturulabilir? Evet, buyurun. Şimdi bizim hayatta bir şeyleri çözebilmemiz ya da bir şey yaratabilmemiz için farkında olmamız gerekir. Gerek ilişkilerimizde rahat olmamız, gerek bolluğu kendimize çekebilmemiz için bir farkındalık gerekiyor. Çoğu zaman da farkındalığımız olmadığı için birçok şeyi gözden kaçırıyoruz ve sürekli hayat içerisinde bazı kısır döngülere maruz kalıyoruz. Sürekli tekrarlanan olaylar, <laughs> bir tür aşamadığımız sorunlar hepsi farkındalığın aslında yeterince geliştirileme işindendir. Şimdi farkındalık üç şekilde meydana gelir. Fiziksel farkındalık vardır, zihinsel farkındalık ve duygusal farkındalık vardır. Hı hı. Şimdi fiziksel olan farkındalıkta aslında bedenimiz bize sürekli bazı sinyaller veriyor. Evet. Ama biz o kadar yoğunuz ki bedenimizi dinlemiyoruz. Yani Bilmiyorum e, seyircilerimizden, dinleyicilerimizden var mıdır ama e, genelde eve geldiğimizde sürekli yine bir şeylerle uğraşıyoruz ve oturup da şöyle bir kanepeye bir 5 dakika, 10 dakika kendimizi dinleme ya da bedenimizi dinleme e, fırsatı vermiyoruz diye düşünüyorum. Bunu yapmalıyız. Yani bir şekilde kendi bedenimizi dinlemeliyiz. Yani bir e, kanepe ya da yatağa e, oturup bedenimizle konuşmaya ya da onunla iletişim kurmaya çalışmalıyız bir şekilde bedensel farkındalık budur aslında kendi bedenimizi dinlemektir bir şekilde o organlar enerjiyi almaya başlayabiliyor ve bu da şifaya sebep oluyor yani aslında şifacıların yaptığı enerji beden üzerinde çalışmak fizik beden üzerinde biliyorsunuz doktorlarımız çalışıyor burada şunu dile getirmek isterim Gerçi dünyanın birçok yerinde bu uygulama başladı ama bizim burada henüz böyle bir talep ya da uygulama fikri gelişmedi. Şu andaki batı tıbbıyla yani bu son geçtiğimiz yüzyıl içerisinde gelişen batı tıbbıyla bildiğimiz kadim bilgiler, alternatif diyemeyeceğim, kadim bilgi diyeceğim. Çünkü eskiden bunlar vardı alternatif değil eskiden sadece bu şifa yöntemleri vardı. Bunların aslında birlikte yürümesi gerektiğini inanıyorum ben. Hı hı. Umarım ileride buna yönelik düzenlemeler yapılır ve şifacılarla beraber bu enerjiyi aktarabilen... Artık dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşıyor ama değil mi Koran evet. Artık tamamlayıcı tıp olarak e, evet. görülüyor değil mi? Çin'de ve Almanya hı hı. gibi böyle büyük Avrupa ülkelerinde Evet bu uygulamaya başlandı. Bir şekilde hastalıkların artık e, ruhsal veya enerjitik bir e, bozulmanın sonucu da olabileceğine inanılıyor hı hı. ve hep birlikte gerek bedene gerekse ruhsal yönden e, müdahaleye iki taraftan da e, başlandı umarım bizim ülkemizde de bu e, giderek gelişir Evet bedensel farkındalıkta e, bedenimizi dinlememiz gerektiğini e, söylediniz. Evet. E, belki birçok dinleyicimiz e, işte nasıl dinleyeceğiz, nasıl yapacağız diye e, akıllarından geçirmiştir. Nasıl yapacağız? Nasıl dinleyeceğiz bedenimizi? E, buna bir örnek verebilir misiniz neler yapmamız gerektiği konusunda? Tabii ki. Şimdi bedenimize özen göstermek, ilgi göstermektir aslında. Sevgili dinleyenlerimiz, Hayata Bakış'ta bugün konuğumuz, yaşam koçumuz Korhan Tunçkol e, bizlerle birlikte. Hoş geldiniz demek istiyorum ben. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Harikayız, teşekkür ederim. Evet, bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. E, sizinle birlikte Korhan Bey, e, farkındalığı konuşacağız. Aslında evet. e, yaşamımızdaki olaylara, e, bakış açımızı değiştirdiğimizde ya da kabul ettiğimizde ya da hani o teslimiyeti teslim olduğumuzda teslimiyeti yaşadığımızda farkındalık başlıyor galiba değil mi? O andan itibaren. Bu farkındalığın önemini konuşalım. Kişisel gelişim açısından insanın gelişimi açısından neden önemlidir hayatımızda farkındalık? Neleri fark etmemiz gerekiyor? Evet. Aslında Teslimiyet aslında farkındalığın bir sonucu oluyor. Hı hı. Ee, bazı şeylerin farkında olmak bizi hayatta e, teslimiyete götürüyor. E, farkındalık neden önemlidir? E, çünkü bizim hayatımız aslında fark etmediğimiz birçok şey üzerine kurulu şu anda. Hı hı. Yani yaşadığımız her olay e, gerek bazı korkularımız olsun, e, bazı çekincelerimiz olsun, düşünce kalıplarımız olsun... Bunların etkisiyle yönleniyor hayatımız. Şimdi farkında olduğumuz zaman e, biz bazı şeylerin birçok şeyi neden yaptığımızı ya da neden sorun yaşadığımızı